Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iki yönlü bağlı listeden bahsedeceğim. İsminden de anlaşılacağı üzere her bir düğümün hem bir sonraki hem de bir önceki düğümü gösteren göstericisi bulunmaktadır. Herhangi bir düğümden ileri veya geri yönlü hareket edilebilir. Tek yönlü bağlı liste ile karşılaştırıldığında temel avantajları her iki yönlü listenin dolaşılabilmesi, belli bir konumdan ilk düğüme kadar veya listeyi komple kolayca tersten yazdırılabilmesi, veya listenin tersine çevrilmesi, bir düğümün adresi verilmesiyle silme işlemin gerçekleştirilebilmesi söylenebilir. Birçok kod kısmı tek yönlü bağlı liste ile aynıdır. Dolayısıyla sadece ekleme ve çıkarma kodu ile iki yönlü bağlı listenin avantajlı olan kısımları burada bahsedilecektir. Önce ekleme işlemine bakalım. İki türlü ekleme işlemi vardır. Sık kullanılan listenin sonuna ekleyen add fonksiyonu. Diğeri ise araya veya başa ekleyebilen insert fonksiyonu. Sona ekleme işlemi insert fonksiyonunu çağırıp indeks olarak veri sayısını göndermektedir. Örneğin şekildeki listeye add e komutu geldiğinde bu fonksiyon içerisinde insert dördüncü konuma e komutuna dönüşmektedir. Insert fonksiyonu ilk parametresi konum bilgisi İkinci parametresi ise veridir. Eğer konum hatalı ise hata fırlatılmaktadır. Konuma ekleme işlemi ikiye ayrılmaktadır. Birincisi listenin başına ekleme, ikincisi araya veya sona ekleme işlemidir. Bu şekilde ayrılmasının sebebi liste başı göstericisinin değişmesi gerektiği içindir. Listenin başına ekleme kontrolü için oluşan yeni düğüme veri olarak yeni veri gönderilip ilerisi için head'in gösterdiği eski adres gönderilmektedir. Böylelikle oluşan düğümün ilerisi listeyi gösterecek şekilde oluşmakta ve oluşan düğümün adresi yine head'e atanarak head'in yeni gösterdiği yer belirlenmiş olmaktadır. Bu eklenen ilk düğüm ise head'in ilerisinin gerisi null olacağı için bunun bir if ile kontrol edip değilse bu gösterilen işlemi yapılmalıdır. Eğer gelen veri araya veya sona eklemek istiyorsa else blow bunun için çalışacaktır. Önce konumun bir öncesine yerleşiyoruz. Tabii bu iki yönlü bağlı listede olmazsa olmaz bir durum değildir. Konumun üstüne gelerek de ekleme işlemi gerçekleştirilebilir. Önce yeni oluşan düğümü PRV'nin ilerisine bağlıyoruz. Tabii düğümün oluştuğu sırada ilerisi PRV'nin ilerisini, gerisi ise PRV'nin gösterdiği düğümü göstererek oluşmaktadır. Eğer eklenen düğüm sona ekleniyorsa, yeni eklenen düğümün ilerisindeki düğümün gerisini yeni eklenen düğüme bağlamak gerekir. Ve veri sayısını arttırıp fonksiyonu tamamlıyoruz. Silme işlemi için iki fonksiyonumuz bulunuyor. Verilen veriyi silen remove fonksiyonu bir de verilen konumdaki veriyi silen remove at fonksiyonu. Fakat remove fonksiyonu yine remove at fonksiyonunu kullanarak silme işlemini gerçekleştiriyor. Bu fonksiyon parametre olarak silinecek verinin konum bilgisini alır. İlk kontrol edilecek şey konum bilgisinin doğru geldiğidir. Hatalı gelmiş ise sınır değerleri dışında şeklinde hata vererek işleyiş kesidir. Düğümü listenin dışına almak yeterli olmaz. Çöp oluşmaması için ayrıca belleğe iade edilmesi gerekir. Onun için bir gösterici tanımlıyoruz. Silme işleminde de iki durum söz konusu. Ya listenin başından silinecek ya da birleştirebildiğimiz aradan veya sondan silinecektir. Listenin ilk düğümünün silinmesi durumunda head güncelleneceği için ayrıca bir kontrole ihtiyaç bulunmaktadır. Head'in eski gösterdiği yer del göstericisine atanacak. Head bir sonraki düğüme ilerletilecek ve eğer bu silinen son düğüm değil ise listenin yeni head'in gerisi null olacaktır. Eğer silinecek düğüm aradan veya sondan siliniyorsa bu durumda else kısmına girecektir. Benzer şekilde silinecek konumun bir öncesine yerleşmek gerekmektedir. Örneğin listenin ikinci konumu yani C verisi silinmek istendiğinde PRV isimli gösterici B düğümünün üzerine yerleşecektir. Burada silinecek düğüm PRV'nin ilerisidir. Bu düğümün adresini del isimli göstericiye atıyoruz. Artık adreslerin yerini değiştirme zamanı geldi. PRV'nin ilerisini delin ilerisine bağlayarak ileri yönlü bypass işlemini yapıp C'yi aradan çıkarıyoruz. Daha sonra eğer listenin son düğümü silinmiyorsa geri yönlü bypass'ı da gerçekleştiriyoruz. Veri sayısını bir azaltıp düğümü siliyoruz. Silme işlemini tamamlamış oluyoruz. İki yönlü bağlı listenin bir avantajı Kolay bir şekilde listenin tersi çevrilebilmesidir. Bunun için listenin reverse fonksiyonu çağrılmalıdır. Bu işlem bir for döngüsü ile gerçekleştirilir. Bu işlemin daha iyi anlaşılması adına oklar yerine düğümün adresleri ilgili yerlere yazılmıştır. Yani birinci düğümün adresi 100, dolayısıyla ikinci düğümün gerisine 100 adresi yazılmıştır. Bu işlem şu şekilde gerçekleşmektedir. Her düğümün prev'deki adresi ile next adresi yer değiştirmektedir. Listenin sonuna gelindiğinde listenin sonu listenin başı olarak işaretlenmektedir. Son görünüm bu şekilde oluşmaktadır. Tek yönlü bağlı listenin genişletilmiş versiyonu olan iki yönlü bağlı listeyi bu videoda bahsetmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.